Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyun videosundan hepinize selamlar. Gençler, şu an arka plana hani bir resim koydum boş durmasın diye. Çünkü oynayacağım oyun bağımsız yapımcı tarafından yapılmış bir oyun. Ve oyunun herhangi bir menüsü falan yok. Hani tıkladığım an oyun açılıyor. İlk sahneleri kaçırmamamız için de böyle bir şey yaptım. Oyunumuz Leatherface'in oyunu ve grafikleri falan gayet güzel bir oyun. En azından görsellerini gördüğüm kadarıyla. Yıllar önce Michael Myers'ın bir oyununu oynamıştım arkadaşlar, hatırlarsınız muhtemelen. Aynı o tarzda kısa bir oyun. 10-15 dakika süreceğini tahmin ediyorum maksimum. Fakat bu tarz oyunlar kanalda çok seviliyor. Ben de çok seviyorum bu tarz oyunları oynamayı. Bu oyun da yıllar öncesinden çıkmış bir oyun. Fakat yasaklanmıştı. Hani oynanmıyordu, artık telif mi yemişti bilmiyorum. Şimdi tekrar yayınlamışlar. Ben de oynama kararı aldım. Evet, hadi bakalım. Oyunumuz başlıyor. Güzel de başladı, güzel de başladı. Böyle müzikler, gerilimler. Kesin yine bir şeye geldik. Bir kasabaya. Texas'tayız zaten. Arabayı bir yere vurduk. Ay, ortam gerici. Ortam gerici. Yardım bekliyoruz inşallah birinden çünkü şu an... Bu arada bu kızı bir yerden tanıdım ama bir hikayeli oyunda vardı yanlış hatırlamıyorsam. The Walking Dead'de mi vardı acaba? O müziği verme işte, o geçiş sesini verme işte. Çok iyi başladı yalnız. Aa, içeriye yardım aramaya gitmiş arkadaşımız, kocamız artık kimse bilmiyorum ama. Babamız gibi duruyor daha çok. Aa! Escobar! Escobar'dı değil mi o? Ben yanlış görmedim. Evet, yapma. ESC mescide durdurma yok ki hiç. Evet arkadaşlar, bismillahirrahmanirrahim. Escobar... Ya bir kendi suratıma bakabilsem Escobar'dım yanlış görmediysem. Şimdi yardım için de... Ben böyle bir eve girmezdim şahsen. Dürüst olayım. Yardım için böyle bir eve girilmez yani. Ne arıyorum o konu hakkında bir fikrim yok ama. Oğlum yapma. Yapma. Reis de var ya, ekmeğindeyim. Oğlum ay, açı değişince bir an bir şey çıkıyor. Bir cutscene giriyor sandım. Ya bir şey diyeceğim, buraya gelmek zorunda mıydım gerçekten? Bir de kontroller şu an biraz zor. Evet. Cinayet aletini buldum arkadaşlar. Vallahi cinayet cinayetlerin aletini bulduk desek daha doğru olur. Burası boş sanırım. Ne oldu? No 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 no! Hasikome, haydi. Escobar mı, Leatherface mi arkadaşlar? Reis'te de ne kulak... Oğlum ne yapıyor? Ne diyorsun? Bak bunu demeyecektin işte, bunu var ya, bunu dersen... Kanka bir şey diyeceğim. Lan burada yol yok. Diğer tarafa mı kaçtı bu adam? Yok ışığından da anasını satayım. Reis bir şey diyeceğim. Bundan seni oynattı ha. Oğlum utanmıyorsunuz mu lan? Aha. Kaçışa bak, Allah belanı vermesin. Reis. Ay. Yandı bir şey değil mi? Müthiş müthiş gerilim şu an. Adamın kaçışı altına sıçmış gibi olmazsa her şey çok daha iyi olacak ama. Evet, üzüldük. Enter'la geri tekrar deneyebilirsin diyor. Evet, yakalamamız lazım. Ben az önce biraz kötü oynadım orayı. Ulan Escobar. Kolombiya polisinden kaçmış olabilirsin ama benden asla. Sizler ömür. Escobar sizler ömür arkadaşlar. Kadını dur bıraktık. O ne olacak? Oo, geri dön testereyi al diyor. Alırız, alırız. İşte onu verirsen çok güçlü olurum. Onu verirsen çok güçlü olurum. Yalnız şöyle... Görsellere baktığımız zaman Leatherface'in tipi olsun falan zaten DBD'den alınmış. Çok iyi. Grafikler falan çok iyi. Testereyi hızlamışlar. Bu büyük sıkıntı benim için. Nasıl üzüldüm, fark ettiniz mi onu? Hızlanmamış. Yere düşmüş. Tamam reis, sakin ol. Bulduk. Bulduk, tamam sakin. Geçmişini hatırlıyor sanırım. Büyük sıkıntı. Bir şey keşfetti. Bir şey keşfetti. Bir koku, bir ses, bir şey duydu. Bu var ya, bu hiç iyi olmadı şu an survivorlar için. Survivorlar için hiç iyi olmadı arkadaşlar. Çünkü benliğini hatırladı şu an. Aslında çok daha acımasız ve çok daha ürkünç biri olduğunu hatırladı. Ne oluyor şu an onu anlamadım ama bir siyah ekranda inşallah bug'a girmemişizdir.
Av av. Keşke bug'a girseydik. Keşke bug'a girseydik. Çok iyi dodge. Tamam sal bana. Oğlum benim bu tecrübem var. En az 5 tane oyalarım. Ya çok seviyorum şöyle oyunları ya. Böyle 10-15 dakikada bitiyor ya. Minik bir hikaye böyle. Çok güzel oluyor ya. Of 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 of. Reis'in gelişe bak. Oo ben yakalıyorum. Şeyle şey. Lan göremedim ki. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Tuşları net göremedim orada. Ha geç algıladım. Geç algıladım. Çok geç algıladım arkadaşlar. Lan ne oldu? Ananı avradınız yatsaydın ya orada mal. Reis onu kaçırmazsın sen normalde. Bugün bir şey olmuş reise, bugün bir şey olmuş. Ya nasıl you failed ya? Neye ağladıysam kaçırdın işte anasını satayım. Tamam tamam çözdüm arkadaşlar, olayı çözdüm. Sağ tıka basılı tutarken shift'e basacağım. Ve böylece yavruya yetişebileceğim. Ya peşinizde şöyle bir şey olduğunu düşünsenize, Allah affetsin bu nedir ya? Kalpten gidersin zaten ya. Hani seni yakalamasına gerek yok anasını satayım. Ah! Yine failladık. Arkadaşlar bu arada ESC'ye basınca oyun kapanıyormuş. Az önce ESC'ye bastım. O baştaki sahneleri baştan yaptım. Zaten 5 dakika falan sürdü. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ya bu çakalın önünü kesmem lazım benim. Ara sıra sağa sola dönüyor ya. Bak. Şu an vursam mesela yetişemeyeceğim. Takılma oraya be reis. Takılma oraya be reis. Yes! Gar 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 gar. Biz de görelim. Ne olur biz de görelim. Lan ne oluyor? Oğlum survivor tarafını oynatsın dedik. Harbiden de oynatıyor şu an. Of! Müthiş toş. Ne şeyi okuyamadım, yazıyı okuyamadım, yazıyı okuyamadım. Oğlum o stresin sinirin içinde nasıl okuyayım onu? Müthiş toş, müthiş toş. 5 can, 5 can, 5 can demedim mi en az? Oy ağaçları. Anan. Ama reis kaçtım ben ama. Reis ne yaptın? E oğlum kaçtım. Alo? Ya oyunu bug'a soktun deme bana. Hala geliyor, inanamıyorum. İnanamıyorum sana. Ben seni oynarken o kadar hızlı değildin ama. Ayı gibi de geliyor peşimden. Arkama bakamıyorum bile yani. Şu an altıma sıçtım sıçacağım. Aha bir yere geldim ama. Allah belasını versin bu ne? Gelmez olaydım. Neresi burası? Girebiliyor muyum içeriye? Oğlum ne oluyor? Sinek gibi bu da peşimde. Manyak herif. Şu an bir şey diyeceğim. Bir yere geldim. Doğru muyum yanlış mıyım bilmiyorum ama. Burası hiç istemeyeceğim bir yer. Nasıl olduysa reisi bir şekilde peşimden şey yaptırdım. Peşimi bıraktırdım yani. Ya da ben öyle zannediyorum. Nanıs... Oğlum ya bırakmamış bırakmamış bırakmamış. E ben nereye gireceğim anasını satayım ya. Oo doğru mu geldim? Evet. Aha vallahi buldum lan. Salak saçma hareketler yapa yapa doğru yeri buldum anasını satayım. Oy devir şimdi paleti. Ya ama reise karşı saklanmak çok mantıklı değil. Birkaç filmini izleseydim bari anasını satayım ya. Bordo bireli gibi adam, o seni bulur yani kesin arkanda. Tamam çıkış yolunu bulayım da nasıl bulayım? Her şey o kadar basitmiş gibi söylüyor ki. Ortama baksana, şu ortamda zaten hani kasvetten bayılırsın anasını satayım. Çok kasılırsın yani böyle bir ortamda. Güzel ama en azından server tarafında dediğim gibi oynatmaya başladı oyun. Her ne kadar çok gerilimli olsa da. No 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 no. Görmez 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 yok. Reis öyle de bir geliyorsun ki gördün mü mal mısın hani anlamadım. Hadi bak. Hadi bakalım yine başladık. Yani oyun beni bipolar yapacak anasını. Bir kaçmayı mı isteyeyim öldürmeyi mi isteyeyim hani anladın mı? Yani bu sefer hızlanmış gibiyim. Daha çabuk yetişiyor gibiyim. Nasıl? 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 Tam olarak nasıl vurmadığını hitbox nasıl hitbox abi bu? Aldın mı? Of! Of o son darbe bitirdi. O son darbe işte işi bitirdi. Reis cool, reis cool. Her zaman yaptığımız işler diyor. Burada hikayesiyle ilgili bir şeyler anlatıyor sanırım. Ben ilk filmlerini izlemedim bu arada. İlk iki filmini falan izlemedim Leatherface'in. 1970'lerde olan filmlerini. O yüzden hikayesini biraz az biliyor olabilirim. 2003, 2006, 2013 ve 2017 filmlerini izledim. O yerdeki ne lan? Evet bitmiş. Reis. Bu sanırım ilk filmden olan takım elbisesi. Aynen o olması lazım. Bu tarz oyunların devam etmesi dileğiyle. Vay be reis. Dertlendin ha. Ya benim nasıl bir isteğim var biliyor musunuz? Bu tarz oyunların uzun bir hikayeli oyun olması. Yani şu tarz grafiklerde, şu hikayede olan bir oyunun mesela Resident Evil tarzında olduğunu düşünün. Müthiş olur yani, o kadar müthiş ve uzun olmasına tabii ki gerek yok. Ama bu kadar hani 10-15 dakikalık da yetmiyor. 2-3 kovalamaca var hani herhangi bir hikaye yok, bir şey yok. Elimizden bu kadar geliyor. Maalesef korku oyunları çok fazla tutulmuyor.
Bu arada oyun kapandı kendiliğinden. Simsiyah ekranda çıkış yapıyorum anasını satayım. Neyse, bu tarz oyunları oynamayı çok seviyorum gençler. İşte Michael'ınkini oynadım, Leatherface'inkini oynadım. Siren Kafa'nın oyununu oynamıştım biliyorsunuz ki. Bu tarz bildiğiniz oyunlar varsa bana Instagram'dan veya Discord'dan atabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.